Merhaba, İngilizce ileri seviye makale metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte yapay zeka ile ilgili ilginç bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce hemen yapmak istediğim bir anons var. Soran arkadaşlar var, kurs soran arkadaşlar var. Bu arada hep sorulan bir şey vardı. Bütün konuları içeren topyekün bir baştan sona İngilizce kursu yapar mısınız hocam diye. Onu da yaptım. O da artık yayında. Bütün kurslarımın linkini kurs soran arkadaşlar için bu videonun altına açıklamalar kısmına bırakacağım. Bugünkü videomuzun başlığı Scientists Fear. Bilim insanları korkuyorlar. Neyden korkuyorlar? Burada bir det olabilirdi. Neyden korktuklarını anlatan ifadeyi fear'a bağlamak için ama gerek yoktur. İsteğe bağlıdır kullanılması ve başlık olduğu için de kullanılmamıştır. Başlıklarda reduction kısaltma yapılır hep. People will fall in love with AI voices. İnsanların yapay zeka seslerine aşık olmasından korkuyorlar bilim insanlar. OpenAI nedir bu? İki virgül arasında açıklaması var. The company that owns ChatGPT. ChatGPT'nin sahibi olan şirket OpenAI is worried, endişeli. Hangi konuda endişeli? Onu anlatan cümleciyi detle bağlıyoruz şimdi buraya. Endişeli ki people may become emotionally independent. İnsanlar duygusal olarak emotionally dependent'a bağımlı become haline gelmek, duygusal olarak bağımlı hale gelebilirler. On artificial intelligent voices, yapay zeka seslerine. The company released, şirket yayınladı. A new advanced voice mode. Yeni bir gelişmiş ses modu yayınladı. To users last week. Kullanıcılar için geçen hafta. The chatbot, sohbet robotu, comes equipped with an array of lifelike voices. Sohbet robotu geliyor. Ne ile geliyor? Şu lifelike'ı gerçekçi olarak alabiliriz. Direkt karşılığını. Sohbet robotu gerçekçi bir dizi, array de var orada. Bir dizi gerçekçi seslerle donatılmış olarak geliyor. Equipped with, donatılmış. Şimdi bu sesleri tanımlayan bir relative clause başlatıyoruz. That are almost indistinguishable from human voices. Ki bu sesler neredeyse insan seslerinden ayırt edilemez durumda. Indistinguishable, ayırt edilemez. They can have an authentic conversation. Authentic gene gerçek anlamında. Onlar gerçek bir diyalogta bulunabilirler. In real time, gerçek zamanlı olarak saymaya da devam ediyoruz. Laugh at the right time, doğru zamanda gülebilirler. Interject with ums, as and hums. Şöyle ve gibi ifadelerle araya girebilirler. Interject. And they can adjust being. Ya şu interject aslında araya girmekten ziyade tepki vermek anlamında, ara tepkiler verebilirler. And they can adjust to being interrupted. Interrupt sözünü kesmek, araya girmektir esas. Ve onlar araya girmeye ya da sözlerinin kesilmesine uyum sağlayabilirler. Adjust, uyum sağlamak. An Open AI report, bir Open AI raporu states, ifade ediyor. İfade ediyor dediğimiz anda artık report, speech, aktarmalı anlatıma girdik. Bunun söylüyor ya da söylediğinden bir farkı yok. Aktarmalı anlatım başladığı yere det isteğe bağlıdır. Koyulabilir ya da koyulmayabilir. Burada yazar koymayı tercih etmiş. Bir yapay zeka raporu ifade ediyor ki the newly released, yeni yayınlanan human sounding voices, insan sesleri ya da insana benzeyen sesler, insansı sesler de diyebiliriz, may lead people, insanların yol açabilir. Lead, yol açmak ya da insanları yönlendirebilir. To rely on AI, insanların yapay zekaya güvenmesine yol açabilir. For companionship, arkadaşlık için. And even for romance and love ve hatta, even hatta romantizm ve aşk için.
It cautioned, o uyardı. Tırnak içerisinde kendi ifadeleri geliyor. OpenAI'ın. Users might form social relationships with the AI. Kullanıcılar yapay zeka ile sosyal ilişki oluşturabilirler ya da geliştirebilirler bu form oluşturmak anlamında. Peki bunu nasıl yapacaklar? Bir zarf tümleci geliyor. Zarf tümleci olduğu için de fiilin sonuna ing ekliyoruz. Reducing their need for human interaction. Reduce azaltmak demektir. İnsan etkileşimine duydukları ihtiyacı azaltarak. The OpenAI report, yapay zeka raporu warns, uyarıyor. Bu uyarının neye dair olduğunu da that ile bağlıyoruz. That'in ardından gelecek bir cümlecikle. The OpenAI report warns that future chatbots could fundamentally change societies. Gelecekteki sohbet robotları temelden, fundamentally temelden toplumu değiştirebilirler. Buradaki could, can'in past formu değil, onunla ilgisi yok. May ile might'la eş anlamlı olarak, yani böyle bir ihtimal var demek için kullandığımız bir kelime. They will reshape, onlar yeniden şekillendirecekler. How we interact with family, interact gene etkileşim kurmak ya da etkileşmek saymaya da devam ediyor. Onlar yeniden şekillendirecekler. Nasıl etkileşim kurduğumuzu with family, arkadaşlarla, friends, pardon, aileyle, friends, arkadaşlarla, and colleagues ve meslektaşlarla. Tabii bu nasıl diye çevirmek zorunda değiliz. Çünkü WH soru sözcükleri cümlenin noun clause'unu yani isim cümleciğini başlatırlar ve biz onların direkt olarak kendisini telaffuz etmeden de isim cümleciğini temel cümleye bağlayabiliriz. Yani onlar bizim aile, arkadaşlar ve meslektaşlarla etkileşim kurmamızı yeniden şekillendirecekler diye çevirmek de mümkündür. Ya da etkileşim kurma tarzımızı yeniden şekillendirecekler. They may even usurp communication among humans. Bu may gene %50-50 ihtimal anlamında. Onlar even hatta Yusuf gasp etmek demek insanlar arasındaki iletişimi gasp edebilirler. The report points to benefits of the new tool. Rapor yeni aletin tabii new tool derken araç anlamında benefits de faydalarına işaret ediyor. These include bunlar içeriyor faydaları. Bringing comfort and friendship to lonely people. Yalnız insanlara rahatlık ve arkadaşlık getirmek. And giving confidence to those who lack self confidence. Those insanlar anlamında o insanlar da arkadan bir relative clause'la tanımlanıyor. Ve özgüven eksikliği, lack eksiklik demek yaşayan insanlara da giving confidence, özgüven vermek. The report says, rapor söylüyor, people may gain enough confidence. İnsanların yeterince özgüven kazanabileceklerini söylüyor. To start dating in the real world, gerçek dünyada flört etmeye başlama konusunda. Date, flört etmek, dating. On the flip side'da öte yandan anlamında kullandığımız ifade. Bunu aşağıya alayım. Daha rahat bölmeden cümle devam etsin. On the flip side, diğer taraftan chatbot, sohbet robotları could cause people sebep olabilir. İnsanların to be ruder, daha kaba olmalarına, more impatient, daha sabırsız olmalarına and more selfish ve daha bencil olmalarına sebep olabilir. Wired.com bir internet sitesi writes that şunu yazıyor ki ya da şunu söylüyor ki gibi alabiliriz. The new chatbot includes yeni sohbet robotu içeriyor. The potential to amplify societal biases, ön yargılar biases, toplumsal demek societal, amplify'da arttırmak.
Bu potansiyel şöyle yeni sohbet robotu içeriyor. Toplumsal ön yargıları arttırma potansiyelini. Spread disinformation, saymaya devam ediyoruz. Yanlış bilgi yaymayı. And aid in the development of chemical or biological weapons ve kimyasal ya da biyolojik silahların geliştirmesine yardım etmeyi. Yani yeni sohbet robotu bunları da içeriyor. Yani bunları da yapacak potansiyeli içeriyor. En son potansiyel demiştik. Bu potansiyel her birine virgülle ayrılanların etki ediyor. Toplumsal ön yargıları arttırma, yanlış bilgi yayma ve biyolojik, kimyasal ve biyolojik silahların geliştirilmesine yardım etme potansiyelini de içeriyor. Videomuz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız diyorum. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.